Bir, demin Ahmet Bey uyardığı için teşekkür ederim. Sosyal medyada tedavüle girdiği için. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne baksınlar. Ritüelle ayin ne demektir? Şey, şey yapsınlar. Eski klasik Alevi büyüklerimizin bilgelerinin kitaplarına baksın. Orada da ayin diye bir terkip olduğunu görürler. Ayin demek başka bir yöne çekilecek bir konu değil. Dolayısıyla dini tören, ritüel, ayin Bunlar eleştiri konusu yapılacak şeyler değil. Bir diğer husus, ben üç dönem parlamentoda görev yaptım, şerefle görev yaptım. Benim her üç dönemde de danışmanım aleviydi, sekreterim aleviydi. Lafın tamamı da akıllıya denmez. Bu şey konusunda, bakınız düzeltmem gereken birkaç husus var. Ben bir konuda çok hassasım. Yani Mete Erar bir şey söylediyse, onu söylediği üzerinden konuşurum. Ama söylemediği bir lafı ona atfedip konuşmam. Mesela demin denildi ki, Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhur, sayın demedi, de, Cumhurbaşkanı biz Avrupa uygarlığının bir parçasıyız dedi. Biz Avrupa uygarlığının bir parçasıyız biçiminde bir ifadesi yok. Biz Avrupa'nın bir parçasıyız demek bir ayrı bir şeydir. Tarihsel, coğrafi anlamda bu bir doğrudur. Çünkü Osmanlı Avrupa'nın içinde olmuştur. Türkiye hep Avrupa'nın içinde olmuştur. Bir yönüyle de Avrupa'nın içindedir. Yani tarihselliğin, coğrafyanın getirdiği kaçınılmaz bir şeydir bu. Olgudur bu. Ama biz Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman Avrupa uygarlığının bir parçası izlemedi demez de. Biz başka bir uygarlığın, medeniyetin... Şöyle bir cümle kurmuş geriyiz. doğrudan. 21 Kasım 2020 kendimizi Avrupa'da görüyoruz, geleceğimizi Avrupa'yla kurmayı tasarlıyoruz. E tam buna Avrupa uygarlığının bir parçası izlemiyor ki. İki, bakınız sen Cumhurbaşkanımızın... Burada, burada neyin parçası oluyorsunuz? Allah'ım sen bana akıl sabır ver aklıma mukayyet oluyor ya rabbi. Ya bir şey yok bunda e ben de bir şey yok diyorum aklıma mukayyet tamam, oluyor yani, yani. orada <laughs> uygarlık kelimesi geçmiyor. Ona işaret ediyor. Avrupa'nın parçası izliyor. Avrupa uygarlığının demiyor. Evet. Bu kadar. İkisi birbirinden çok farklı. Şimdi o farka girersek uzar. Biliyorum ben. Girmiyorum. Evet. Ama sosyolojide de kültür ve uygarlığın tanımları üzerinden burada yeni bir bahis Peki. açmamıza gerek yok. Anladım. Şimdi ee, sen Cumhurbaşkanımızın Demirtaş için söylediği şey, ikide bir Şaban Bey ona göndermede bulunuyor, bunu yapmasın. Demirtaş'ı 50 kişinin, bilmem kaç kişinin katili diye suçlamıyor. 52 kişinin katline sebebiyet veren bir kişi, çağrısıyla, insanları sokağa dökmekle sebebiyet veren bir kişi olarak gelişti. Mehmet Metiner, çok çok özür diliyorum, bir dakika. Bir son dakika gelişmesi var. Trump... Türkiye'ye yaptırımları da içeren e, kararı veto etti, değil mi Onur? Yani bir daha söylüyorum, Trump Türkiye'ye yönelik yaptırımları da içeren e, kararı veto etti. Nasıl veto eder ki ya? Ya adam zaten kendisi imzaladı, kendi imzadım niye veto etsin Nasıl oluyor bu ya? Buna bir bakın, Türkiye içermiyor diye bir bilgi mi geldi? Bir, bir Bütün bunları bir teyit edin tekrar şey yapalım. Özür dilerim. Efendim. Şimdi ben neyi iptal ettiğini yani... söyleyeyim size. O, o iptal etti o değil. Ee, hatırlarsanız iki tane karar çıkmıştı. Bu savunma bütçesi çıkmıştı. Savunma bütçesinin içerisinde bir madde vardı. Ee, o maddeyi yani o maddenin içerisindeki bölümü uyguladı. Uygulamasını yaptı. Savunma bütçesini geri gönderdiyse o savunma bütçesinin içinde o madde geçtiği için onu da veto etti gibi gözüküyor olabilir. Bir baksın arkadaşlar. Metin er pardon. Evet Üçüncü husus dolayısıyla katili ifadesi. Şimdi sen Cumhurbaşkanımız mahkeme değildir ki kimin katil olup olmadığını. Ben orayı kaçırdım. Tam ne demek istiyor? Sen Cumhurbaşkanımızın dediği şey şu. Sen Cumhurbaşkanı yapmasını... bir genel başkanıdır, siyasi hareketin lideri de aynı zamanda devletin başıdır. Çağrısıyla 52 kişinin katline sebebiyet veren ha. kişidir. Diyor. 50 kişinin katili demek ayrı. Yani bu ayrı. Yani bir insanın katil olup olmadığına mahkemeler karar verir, suçlu olup olmadığına mahkemeler karar verir. Ahim de karar veremez yani. Ahim kimin suçlu, kimin suçsuz olduğuna karar verecek bir merci değil. Peki yani. sebebiyet verdi de bir hüküm yok mu? Vardır tabii. Çağrısı olmamış olsa o insanlar sokağa dökülmemiş olsa Yasin Börüler. Askerimiz, polisimiz, vatandaşlarımız ölür mü? Ona işaret ediyor. Tabii azmettirendir. Yani hukukta, ceza hukukunda da azmettirme suçu vardır yani. Bir siyasetçi olarak da bunu eleştirebilirsiniz. Bir vatandaş olarak da ama mahkeme hakkında ne karar verir? Eldeki delillere yani bakar. Şaban Bey diyor ki sürekli, kardeşim diyor eğer bu kadar ciddi bir suçlama varsa, bence sebebiyet verme suçlaması da ciddi bir suçlamadır. Niye mahkeme bir an önce? Mahkemeler delil topluyor. Burada var da vakit yok. Yani şimdi hangi suçlardan yargılandığını bilmeden böyle ahkam kesmek doğru değil. Şu an şu an okusam size Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2014 bilmem bir sürü bir sürü şeyle ilgili olarak delil toplandığı. Şu an tutukluluğu bu. Uz uzaması normal mi? Normal tabii. Ben geçen bir mahkemeye gittim. Hala bir takım HTS kayıtları isteniyor, işte şey isteniyor. Yani delil toplamak sanıldığı kadar kolay değil ki. Başka bir davayla ilgili Ahmet Bey, Bir sürü Bey, delil olduğuna mahkeme karar verir. Savcılık karar vermez ki. Neye diyorsun? Pardon? Nasıl yani ya bir Allah şeyin delil olup olmadığına mahkeme karar verir. Savcılık iddia eder. Biz ne Savcıların efendim, yani iddiaları topluyor diyor. Ya sırf bu olay için söylemiyorum. Ya Sadece biz, bu olay için söylemiyorum. Yani Türkiye'de e, binlerce e, yıl, e, binlerce ya yıl biz tartışıyoruz. Binlerce biz yıl bir sistematik yıl ağır hapis cezasıyla yargılanan savcıların hakkında binlerce yıl ağır hapis cezası istediği pek çok kişinin başta Ergenekon davalarında olmak üzere beraat ettiklerini gördük. Yani Savcının iddiası. Suçlu Yabans olduğu edince. anlamına gelmez. Bir tamamlasın Mehmet Metiner sonra Anayasa Mahkemesi'nin konuşalım. bu ülkede bir kararı vardır. Anayasa Mahkemesi'nin başkanı da benim çok sevdiğim, değer verdiğim. Diğer üyeleri de. Ama bir kararı var ki Can Dündar'la ilgiliydi. Şu an Can Dündar nerede? Casusluk suçlamasıyla da terör örgütüne destek vermek suçlamasıyla da çok ağır bir hapis cezası. Ama bu yurt dışında ihanetini sürdürüyor. Şimdi ahim bir temiz mahkemesi değildir bir şeyi doğru yerli yerine oturtalım. Tutukluluk halinin uzun olması, ifade özgürlüğü bu konularda görüşler de edebilir. Ama ulusal mahkemelerin üstünde onların yerine karar verecek bir mahkeme değildir. Kimin suçlu, kimin suçsuz olduğuna karar verecek bir temiz mahkemesi değildir. Önce bu konuda bir anlaşalım. İki, nedir, nedir peki? Şudur. Ya yani tutukluluk hali uzar tutukluluk haliyle, gözaltı süreçleriyle ilgili bir takım usuli, hukuka aykırı, çok objektif bir biçimde şeyler tespit eder, burada da öneride bulunur. Bak burada bir hukuka aykırı durum var der, bu görüşünü aktarır, ilgili devletin mahkemeleri de yeniden değerlendirirler bunu. Amir değildir yani, böyle bir görüş bildirdi, herkes uymakla yükümlü, selama durun. O zaman yarın FETÖ'yü getirdiğimizde de, Ayın bir karar versin FETÖ'yü salı verelim. Ve evet. için, terörist başı için şu an bir karar versinler, salı verelim. Böyle bir şey yok. O zaman yerel mahkemelere gerek yok, ulusal mahkemelere gerek yok. Böyle bir şey olmaz. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarında da, eleştiri konusu yaptığımız kararlarında da bir şuna itiraz ettik, uymayız izlemedik. Bakınız, Anayasa Mahkemesi kendisini yerel mahkemenin yerine koyup esastan hüküm veremez, hüküm koyamaz. Budur yani anayasa mahkemesi o zaman gerek yok ki. E, Adalet Bakanı uyulmasını tavsiye... Yani Adalet Bakanı e, sonuçta hükümetin şey değil mi? Şimdi ya Bunun tam tersi söylemedi mi? Uyulsun diye söylemedi uyu, mi? Uyulsun ama mahkeme bakınız. O zaman mahkemelere gerek yok. Ama Adalet Bakanı bu işin şeyi Ben konuşmayayım Adalet ha, yani, o Adalet Bakanı konuştuysa ben susayım. Şey değil mi? Hani, ben fikrimi söylüyorum. Adalet Bakanı benden çok daha iyi bilebilir. İşte biz bıraktık yani can can bıraktık. Başka kimler araya girdi bıraktık. Konuyu öyle diyor olsa da ben böyle ben düşünüyorum. Ben böyle düşünüyorum. Evet. O zaman mahkemelere gerek yok, yargıtaya gerek yok, yerel mahkemelere gerek yok. Ahime verelim. ahime her şeyi halü fasl etsin. Usulü bir şey varsa, hukuka aykırı bir durum varsa bunu tespit eder, yeniden yargılanmayı isteyebilir ama içeriye girmiş bir insanı salı verecekse bu suçsuzdur bunu bırakın diyecekse o zaman yerel mahkemeleri lav edelim. Yüksek yargıyı lav edelim. Bütün yetki anayasa mahkemesine verelim. Bu jürük tokasıdır yani. Sayın Metin söylediğinin pratikte hiçbir karşılığı yok yalnız. Bir diğer, bir diğer husus. Bakınız sen Cumhurbaşkanımız şunu söylemedi. Ne olursunuz ya? Yani siyasi körlüğü anlayabilirim. Siyasi hasımlığı anlayabilirim. A A A Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları bizi bağlamaz, biz buna uymayız demedi. Nerede dedi bunu ya? Demediği sözler üzerinden söylenmiş varsayarak eleştirmek ne kadar ayıp bir şeydir ya? Sen Cumhurbaşkanımız diyor ki Ahimin almış oldu bu Metiner, karar. Sayın Metiner, siyasi Metiner, bir karardır. Sayın diyor. Metiner, bakın burada Yeni Şafak Ya Yeni Şafak Gazetesinin Yeni Şafak Gazetesinin haber küpürünü print ettim getirdim. Yeni Şafak Gazetesinin haber e, metni. Sayın ya bu kulaklar sen Cumhurbaşkanı demecini dinledi zaten ya. Bugün... Olabilir ama burada çarpıtıyorsunuz o zaman. Yok yok Bakın, şöyle ben 50 konuyu. 50 kişinin ölümüne neden olan birisi nasıl serbest bırakılır? Kendi adamlarını koruyorlar. Karar evet. bizi bağlamaz. Evet. doğru. Sayın Cumhurbaşkanının açıklaması. E şimdi söylemedi diyorsun. Ya ya Şaban Bey gerçekten seninle tartışmak insanı yoruyor ya. Yok şimdi şöyle pardon. Sen de tartışmak gerçekten insanı yoruyor ya. E ama şimdi o da gastama e ama doğru söylüyor. Okuyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız sizin, ahim kararları yani bizi bağlamaz. Biz uymayız demiyor. Bu siyasi bir karardır diyor. Bu siyasi bir karardır. Çifte standarttır diyor. Her ibatasuna Kararı kararına göndermede bulunarak söylüyor. Kararı eleştiriyor. Evet eleştiriyor. Bir siyasetçi olarak, bir devlet başkanı Karar eleştirilir. olarak. eleştirilir. Tabii ki eleştirilir. Tabii. Ama ahim kararları bizi bağlamaz. Biz asla uymayız. Böyle bir şey söylenmez ki. Çok özür dilerim. Pardon. Bir dakika. Şaban Bey Şimdi aslında o haberin kaynağı ha. bizim Hürriyet gazetesi. Şöyle o ee, şimdi buldum Hürriyet'te de buldum evet aynı. Bir ifade. dakika bir izah yap edersem mesele anlaşılacak. Şimdi biliyorsunuz habercilikte kulis kulisten bilgiler alınır, o aktarılır falan. Onların hiçbiri Cumhurbaşkanı iki nokta üst üste tırnak içinde olarak algılanmamalı. Bu bir kulis haberidir. Cumhurbaşkanı asıl bugün Partisi'nin grup toplantısında bu konuyla ilgili görüşlerini net bir şekilde açıklamıştır. Ve o görüşler içerisinde de biz ahim kararını tanımayacağız diye bir şey söylememiştir. Bu kadar. Ahimin kararı siyasi bir karardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi birine zaten şey dikkat çekti o önemliydi. Çözüm süreci devam etseydi diye bir bağlama oturtup siz bir hüküm veremezsiniz. Yani çözüm sürecinde ortadan kaldıranlar da onlar olmak lazım. O, o ayrı bir şey ama velev ki öyle bile çözüm süreci devam etseydi. Bu bile bir önemli bir işaret etti. Doğru. Sen o. Cumhurbaşkanımızın dikkat çektiği, Mete'nin de dikkat çektiği hepsine katılıyorum. Hepsinin altına imza atıyorum. Şimdi hey siz bir terör örgütünü yani ETA'nın siyasal partisi olan Heri ETA'nın eylemlerini ki küçük ölçekli PKK ile kıyaslanmayacak. Kınamadığı ölçek. için. Kınamadığı için kapatacaksınız. Ama PKK'nın siyasal partisinin HDP'nin genel başkanının talimatlarıyla işte teröre olan övgüleriyle bütün burada anlatmamıza gerek yok. Buna gelince de efendim bu ifade özgürlüğüdür e, bu siyasettir falan diyeceksiniz bu olmaz. Bu siyasi bir karardır. Avrupa'nın 15 Temmuz'dan beridir... Bu Yunan olaylarında da, Yunanistan olaylarında da görüyoruz. bunu doğu Ermenistan da da olayını görüyoruz. da gördük. Ermenistan olaylarında da görüyoruz. 15 Temmuz'u da demokrasiye sahip çıkan bu aziz milletimizi cezalandırmaya kalkışıyorlar. Bu karar 15 Temmuz'un bir başka düzeyde bir intikamıdır. FETÖ'cüler de bu ülkede hukuk üzerinden darbe yapmaya kalkıştılar. Ahim, şimdi FETÖ'nün kendi çocuklarıdır onlar, bir şekilde iltisaklı oldukları... Ee, arkasında durdukları bir terör örgütüdür, akıl babalarıdır. Aynı şey şu an hukuk kisvesi üzerinden ülkemize karşı sürdürüyorlar. Fethi Yıldız'a katılıyorum. Aslında CHP'nin herkesten daha fazla buna karşı çıkması gerekir. Çünkü dokunulmazlıkları, ben de meclisteydim. CHP'li milletvekili arkadaşlarımızla, CHP grubuyla beraber kaldırdık ya. Parlamentomuzun aldığı bir karar var. Ahim kararı aynı zamanda... Fethi Bey'in açıklamasını... Tamamını okumak istiyorum. izin verir misiniz? Tabii. Aynı zamanda Fethi Bey'in dediği gibi parlamentomuzun iradesine, millet meclisinin iradesine aleni bir saldırıdır bu. Çünkü Fethi Bey'in açıklamasının bir kısmını okumuştum. Ee, o da haklı olarak sistem etmiş. Ee, tamamını okumak istiyorum. Bana gönderdiği açıklama. Ee, Fethi Yıldız'ın açıklaması. Sayın Hakan Ahim bu kararıyla haddini aşmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama faaliyetlerinin ...hukuka aykırı olduğunu Aynen. küçültücü bir şekilde iddia etmiştir. Ahim, Yüce Meclisimizin dokunulmazlıkları kaldıran 20 Mayıs 2016 tarihli kararıyla... ...anayasa değişikliği prosedürünü kötüye kullandığını, değişikliğin temel unsurlardan yoksun olduğunu belirterek... ...HDP'li vekillerin serbest bırakılmasını istemektedir. Ahim'in bu kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama faaliyetine saldırıdır, hukuki değildir, siyasidir bildiğimiz iflah olmaz Türkiye karşıtlığıdır. Anayasa değişikliği 138 red oyuna karşı bazı CHP'lerin de oyuyla 373 kabulle gerçekleşmiştir. <laughs> Yüce Meclis milli iradeye karşı yapılan bu saldırıya aleni hakarete ve hadsizliğe sessiz kalmayacaktır. Kesinlikle. Selam ve saygılar. Fethi Yıldız, MHP Genel Başkan Yardımcısı. Çok teşekkür ediyorum. Sadece Bakınız teröre kayıtsız kalmak, terör eylemine sessiz kalmak yetmiyor. Bu ülkede Mete hepsini sıraladığı için aynısını sıralamama gerek yok. Bir, terör örgütünü aleni bir biçimde sahiplenme. Terörü teşvik, teröre arka çıkma gibi fiilleri, söylemleri hepimizin gözünün önünde yapan bir partiden ve o partinin eş genel başkanlarından yöneticilerinden bahsediyoruz. Peki bu ifade özgürlüğü kapsamına girer mi? Demin işte bir tweet atan DAEŞ'i bir şekilde ne ölçüde olumlayıp olumlamadığını, destekleyip desteklemediğini bilmiyorum ama bir şekilde bir tweet atan bir parlamento Fransız milletvekilinin milletvekilinin sonlandırıldığını, dokunulmazlığının kaldırıldığını, sonlandırıldığını söyledi. Yani bu ülkede bu ülkede siz herhangi bir terör örgütünü çok aleni bir biçimde sahipleneceksiniz. Terörü teşvik, teröre teşvik edeceksiniz. Terör eylemlerini Hendek olaylarında gördük, Suriye'nin kuzeyinde gördük, Türkiye'nin katliamcı olduğunu, soykırımcı olduğunu. E, e, bunlar ifade özgürlük kapsamına girer mi? Girmez.